aramızda efendim. Çok kısa şu borç. Bir dakika, teyzen hala beni soruyor mu? Allah. Allah uzun ömür versin. Şöyle bir elini salla istersen teyzene. Hay o sallasın. Ege'nin teyzesi hay. Evet. Efendim burada şöyle bir hikaye var. Ben biraz Ege ile atışınca ekonomik konularında teyzesi kızıyormuş, haber gönderiyordu bana. Bizim çocuğu niye hırpalıyor diye de onun için. İhtiyar diyordun ya bana. İhtiyar diyordun. Ne münasebet ihtiyar. Gencecik çocuk diyordu gencecik teyzesi. Çocuk maşallah diyor. Tosun ya. Evet deriz. Şimdi sorulara... Bir dakika dur. Bir dakika hiç, ben başkanım sen başkasın ya. Hiç 90 ya. Yaşında gösteriyor mu adam? Maşallah hakikaten yaşın için çok zindesin. Sen de yaşı sen de yaşlan. Gene bir alt şey düştü. Evet yani değil mi o? Saplama var. Saplama yani. Var her altında. Evet deriz. Hadi. Çok kısa 2-3 kelimeyle şu borcu da söyle de. Efendim Türkiye'nin kamu kesiminin borç rakamları hassasiyetle izlenen rakamlar. 2005 yılının son rakamları açıklandı. Kamu sektörünün, kamunun toplam net borç stoğu bu dönemde nominal olarak da azaldı. Eskiden oransal azalınca nominal deniyordu. 272 milyar YTL'den 271 milyar YTL'ye biraz küçük küsuratı da var indi. Bunun sonucu olarak Türkiye'nin toplam kamu net borç stoğu 2001 yılındaki en yüksek değer olan %90,5'tan gayri safi milli hasıla oranı olarak %55,8'e indi. Biliyorsunuz %60 tek para Maastricht şartları var. Bu arada bunu bölersek dış ve iç borç diye de bu %55,8'in %8,5'u dış borç, kamunun %47,3'ü de iç borç. Kabaca dış borcu önemli ölçüde azalttı kamu, özel sektör alıyor. İç borcu da hafifçe azaltıyor. Onu da vadeyi uzatıp faizi düşürerek ortadan kaldırmaya çalışıyor. Evet çok güzel. Evet, var mı Ege ekleyeceğim bir şey? Yani İyidir değil mi borç düşmesi? Borcun düşmesi iyidir ama borca o kadar kafayı takmamak lazım. Kafa takılması gereken nokta ödenen reel faizlerdir. O daha önemlidir. Bir devletin daima borcu olur. Ve devlet ebed müebbettir. Devletin borcu da devam eder. Esas transferi yaratan faizlerdir. Yani bu konuyu sence düşünürken bu reel tabii döviz borcu faizi ne kadar sence? Reel döviz faizi eksi de şu an. Yani bunları iyi bir şey çevirdiğimiz Türk lirasına kadar düşüyor. 7 civarında falan. 7 evet yani. Paçalı düştü evet. Artık yani. Bu tabii daha da düşürecek demektir. Ama ben yani sırf konuyu borcun toplamı ve yüzdesi olarak değil, aynı zamanda takip etmek açısından faizleri de hep hesaba katalım, katalım diyorsun. Önemli olan transfer yaratan olay odur diyorsun. Yoksa çok güzel. Yoksa bir gün gelecek Türkiye sıfır borçlu ülke olmayacak. Olmasın zaten evet. Canım. Böyle bir şeye gerek de yok. Evet. Tamam. Şimdi hemen sorulara geçiyoruz. Ayşe Salkım hanımefendi. Kendinizi tanıtırsanız siz öğrenci değilsiniz herhalde. Ayşe Salkım ben. Kıbrıs'a Yakın Doğu Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Öncelikle iyi akşamlar dilerim. Evet soruma geçiyorum. TL değerlendirmişti. Fakat Merkez Bankası'nın seçilmemesi nedeniyle tekrar kurlar düşmüşken yükseldi. Bugün çok şükür Merkez Bankası'nın seçilmesiyle borsa yükseldi. Acaba dövizin durumu ne olacak? Düşecek mi, yükselmeye devam mı edecek? TL'nin ve TÜFE'nin durumu ne olacak? Onu merak ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet Deniz hemen. Şimdi bir iktisatçıyı gebertmek istiyorsanız ona döviz kuru tahmini yapmasını sorun, hemen geberiverir. Yani futbol maçlarından kötü. Mesela bu hafta ben 9 futbol maçı için tahmin yaptım, sadece 3'ünü tutturabildim. Döviz yani kuru da öyle dinleyin siz demek istiyor. Kur daha, kur daha da kötü kur tahmini de evet. Yok ama bir dakika Deniz, burada müdahale etmek zorundayım. Üst üste geçen haftalar futbol maçlarında çok iyi performans gösteriyordun. Kurda kötü performans gösteriyordun. Bu hafta bir anormallik var futbol maçında, öyleyip kapatalım bu konuyu sence.